Mustafa hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şöyle alalım sizi. Gelinler, hadi buyurun. Sizler de gelin. Şöyle istediğiniz gibi durun. Şimdi, ustacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Memleket neresi? Şanlıurfa. Şanlıurfa. Şanlıurfa'dan. Orada mısınız, İstanbul'da mı? İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Kaç yaşında başladınız bu katliam yapımına? Çocukluktan beri mesleğimde. Çocukluktan. Evet. Ama çok zor bir şey ya. Ya herkesin harcı değil bence bu katmer yapmak. Değil mi? Tabii. Yani zaman alıyor. Öğrenmek gerekiyor yani. Değil mi? Eğitilmek gerekiyor. Bugün o zaman bir gelinlere şöyle bir eğitim verin. Allah'a bir eğitim verelim. Acaba nasıl yapılıyor? Şunu soracağım. Püf noktası ne katmerin? Yani hamuru açmak mesele sadece. Hamuru açmak. Evet. Böyle bir elle belle falan açılıyor diye biliyorum. Evet, evet doğru. Değil mi? O zaman bir başlayalım. Haydi tabii buyurun. Tabii ki. Yani tezgaha alıyoruz önce az bir şey. Hı hı. Yani hamur tezgaha yapışmasın diye. Ondan sonra merdaneyle hamuru biraz büyütüyoruz. Hamuru büyüttükten sonra yani elimizin içiyle yani tırnak parmaklarımızı batırmadan hamur yırtılmasın tırnakları diye. Tırnakları basılmadan, evet. Parmak evet, şu şekilde. Yapmadan. Evet. Aha. Şu şekilde. Yani mümkün olduğunca kopartmadan açmaya çalışıyoruz. Eyvah! Ay, gelinler yandınız. Biz bunu nasıl yapacağız? Ben yan. Katmer ustası geldi. Nasıl açılacağını, nasıl yapılması gerektiğini gösterdi onlara. O sırada kızların yüzlerine bir baktım. Hepsinin yüzü düşmüş, asılmış ve endişeleri gözlerinden okunuyordu. Kanın yerlerini aldıktan sonra fıstık atıyoruz altına. Tam evet, ortaya. Tam ortaya. Üstüne kaymak koyup. Gelinler iyi izleyin. Sınav yapacağım size. Yani yeterince ortalama 100 gram falan giriyor kaymak. Aha. Yani süt kaymağı. Böyle top top. Evet parça koyarsanız parça. Zaten pişerken. Kendi eriyor. Ha. Çok güzel yaptınız. Allah siz de yapacaksınız bir gün. Vallahi nasıl açtı? İki kere çevirdi oldu. Oldu. Yapacaksınız siz de. Vallahi bir tane daha açtırsak keşke size de böyle bir tekrardan bir gelinler benimkileri izlese. Benimkileri açsın. Benimkileri açsın. Ha oldu. Tekrar üstüne fıstık atıp ondan sonra toz şeker atıp kapatıyoruz. Fıstık attık. Toz şeker evet. Ne kadar aşağı yukarı? Bir avuç. Yani... Aşağı yukarı bir avuç koyuyoruz ama sizinki kendilerini açacakları bizimkinin açtığının yarısı kadar olacağı için. Ha. Daha küçük olacak. Daha küçük olacağı için yani yani 1,5 yemek kaşığı gibi düşünebiliriz yani. Ha. Valla bir hamurumuz varsa ben de açmak istiyorum. Hayır. Ya. Ama yok ki hamurumuz fazladan. Şunun şöyle şey yapsak. Ama onlar şey oldu artık. Kenarlarını. Kenarları onlar. Kapatıyoruz. Ha, böyle kapıyorsunuz. Evet. Geldi. Çok heyecanlandım. Çünkü o kadar profesyonel açıyor ki o incelikle nasıl açabileceğimi bilmiyorum. Usta yapıyor. Bile ama nasıl açıyor? Hepsi bu kadar. Zaten çevirmiyorsunuz fırında. Tek taraflı pişiyor. Tek taraflı. Evet, alt üst birden pişiyor zaten. Tamam. Tabağı ters çevirip ters tarafından. Piştikten sonra tabağı nasıl oluyor? Evet. Çok mu kızarıyor, az mı? Normal kızarıyor. Fıstığın yeşili böyle dışına vurduğu zaman yeterli oluyor zaten. Tamam. Ya vallahi, peki biz bunu böyle attırmasak da çekme börek gibi yapsak? Başladı. Şey çarşaf yani, böreği gibi olur. Olur mu? Çarşafta da yapıyorlar hani çarşaf böreği çekerek oluyor şöyle ya. Şöyle pişmiş. Allah'ım bir hareketler. Böyle inanamadım ya. Dedim ki ben bunu nasıl yapacağım? Vallahi aklım çıktı. O zaman gelinler sizi yerlerinize alalım. Biraz masan şey oldu ama ustacığım
Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gelinler de ve ekran başındaki seyircilerimiz de bence çok fazla şey öğrenmiştir. Evinizde bence deneyin ama hamuru bir gün önceden yapmak lazım. Evet, bir gün önceden. Akşamdan yapıp sabah açabilirler. Ha, sabah açılabilir yani. Evet. En azından bir 12 saat, 13 saat evet, yağın içinde 12-13 saat yağın içinde beklemesi gerekiyor. Tamamdır. Ustacığım çok sağ olun. Bir alkış. Ustamıza teşekkürler. Siz alabiliriz. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Evet. Ay. Evet. Bittik. Vallahi bittiniz. Korkuyorum. Yandınız. İster misiniz dördünüz de böyle potaya kalın? O da demekse katmer yapamazsınız diye yaparsınız ya. Siz ne yemekler yaptınız, ne iyi puanlar aldınız. Kendinize güvenin, yaparsınız. Benim sevileceğim süre tam 40 dakika. Bir şey yok. Zaten hamur açmayacak. Yapmayacaksınız. Hazır hamurdan yapacaksınız. Şimdi. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Bunu nasıl yapacağız kızlar? Vallahi artık bugün kim hamarat kim değil belli olur. O Ezgi kendine güveniyorsun yani. Kim kendine güveniyor kızlar bugün? Ben güveniyorum şahsen. Vallahi, ben getirince hamaratı bence hepimiz de güvenmeliyiz. Neden? Sen güveniyor musun kendine? Güveniyorum tabii ki. Tamam ben Ezgi güveniyorsa ben dünden güvenirim. Hanımlar muhteşem bir final tatlısı. Ama inşallah yapabilirler. İnşallah. Kendisi süperdi ama yüzleri nasıldı? Evet. Gelinler korktu. Yok, hepsi. Ben bile korktum. Ama şöyle yani, arkadaşlar kolay bir tatlı değil. Değil. Gerçekten. Değil. Endişe sardı hepsini. Evet. Yine sağ olsun ekip hamuru yoğurmuş vermiş. Evet. Evet. Çünkü bir gün önceden dinlenmesi tabii, gerekiyormuş. Tabii. Korktukları kadar i̇nşallah, var. İnşallah evet. Var. Zor bir tatlı. Var. İnşallah güzel yaparlar. İnşallah başarılar. Özelliği ince olması zaten. Evet. Artık. Bakalım yapabilecekler mi? İnşallah yaparlar. Valla burada çok mükemmeli arayamayacağız gibi. Maalesef. Maalesef. Aynen öyle. Şöyle bir güzel tabakta hamuru dursun açabilen yeter. Hamuru açabilen var mı aranızda? Hamur açabilen gelin var mı? Aa, bu şekilde açabilen yok değil mi? Bu şekilde mi? Hani hamuru şimdi, elde hamur açabilen biraz ki bir derece. Evet. Şimdi çarşaf böreği yapıyoruz biz. Sizler de bilirsiniz. Yaparız. Yani. O da ama mesela bu yağla açılır ama bu kadar zar şey şeklinde evet değil. Tabii ince olur yine. Yani bu farklı. Gizem'in yaptığını görmedim yani. Yemedim de benimki görmedim. Benimki de, benimki de canım benimki de. Ezgi her şeyi çiğ bırakıyorsun ya. İnşallah bunu pişirmeyi başarabilirsin. Lütfen sürekli bu konuyu gündeme getirmekten vazgeç Gizem. Farkındaysan dün ben çok güzel bir kereviz pişirdim. Kaynanalar da çok beğendi. Çok sürekli güzel pişirdin. O evet yüzden mi iki tane bir aldın? Farkındaysanız pişmiş olan tabağıma bir verdi. Gözlerinizle gördünüz değil mi? Pişmemişim. Gizem sen ne yapıyorsun orada? Hamuruma hangi merdaneyi kullanıyorsun? Niye kullanmayacağım? Ustanın merdanesini kullanamazsın. Biz hangisini aynen yapıyorsak onu kullanacak. Doğru. Şimdi ben birinci olacağım ya yine. Sen çekemeyeceksin merdaneye bahane bulma. Ay ne alaka ya? Bir şey söyledin de. Sanki çok küçük gibi gözüktü de. Bak bakalım gel de öğren. Nerede? Ay çok küçük olmuş. Ustanınki öyle olmadı. Usta dedi ki sizinki benimkinden daha küçük olacak dedi. Ama iyi açamamışsın aşkım. Ama siz doğru anlayamadığınız için doğru ne diyeyim. Gelinler. Efendim? Şimdi yönetmenim dedi ki bana. Onurcuğum dedi. Gelinler dedi bu şekilde açmadı dedi. Yo ben öyle açtım çırptım. Ay elinizde falan niye açmadınız? Ben açtım öyle. Dur bir dakika tamam siz şey yapın. Ben hadi bir göreyim. Edemedim. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum bile şöyle mi oluyor? İzledin ya. Dur birazcık daha açayım o zaman bir saniye. Çok açmayacaksın zaten. Tamam. 4 kere 5 kere çevireceksin. Bir. Yapıştı biraz genişten alsana.
2. Bak Onur oluyor Bey, işte biz oluyor. Biz usta değiliz ki. Atamıyorum ki cesareti de usta gibi. At. Aynen. Allah. Kaç oldu? 4 oldu. 3 oldu. 3 mü? Beş oldu. Yine al. Tamam. Yine şöyle al fırlat. Yüzüne falan gelmesin inşallah. Evet. Tamam. Bakayım Aysun. Seninkine bakalım. Gerçekten güzel oldu. Ben öyle yapamıyorum Onur Bey. Çekerek açıyorum. Nasıl yapamıyorsun? Böyle çeviremiyorum. Aa, Onur Bey biz bunu ama eve uyarlamıyor muyuz? Evde hanımlar nasıl yapacak diye. Herkesin tamam, büyük tezgahı olmuyor ki. Ama kalplerin açılışı açması bunu gerektirir. Değil mi? Tabii ki doğru ama. Olması gereken bu. Gerektirir ama ben yoksa yapamıyorum. Yoksa katmer olmaz. Hadi bence dene korkma. Evet benimki oldu cesaret verdiniz bana. Bak oldu. Ben yapamıyorum denedim ama olmadı. Hadi yaparsın ben göreyim izleyeyim. İleride gözüm de sende aynı zamanda.